Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi, Mükeşafetül Kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. 36 nolu bölüm başlığı olan sura üflemek, ürkmek ve mezarlardan kalkmak başlıklı bölümde şöyle devam ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Peygamberimiz aynı bahiste yani sura üfleme konusunda şöyle buyuruyor. Bana peygamberlik verildiği zaman surun sahibi geldi, suru ağzına aldı, bir adımını öne, öbür adımını da geriye doğru açtı ve her an ne zaman üfleme emri alacağını bekliyor. Aman suru, surun üflemeden çekinin. Aman suru üflenmesinden çekinin. Şimdi kabirlerden doğrulurken ilk baygınlık korkusunu hala üzerlerinden atamamış olan ve hakkında verilecek olan hükmün iyi mi kötü mü olduğu endişesine kapılan canlıların zavallılığını, hayal kırıklığını ve çaresizliğini düşün. Sen de aralarında olsan onlar gibi gönül kırıklığına uğrar, onlar gibi hayrette kalırsın. Hatta yeryüzünün varlıklarından ve ileri gelenlerinden biri de olsan, aynı başkaları gibi şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde olacaksın. Yeryüzünün kralları o gün herkesten daha zavallı ve daha cüce ve daha önemsiz olacaktır. Ve tohum tanesi gibi kalabalığın ayakları altında ezileceklerdir. O sırada bütün vahşi hayvanlar başları öne eğik olarak daha önce mahlukattan kaçtıkları gibi halde bu defa onların arasına karışarak ve hiçbir günaha bulaşık olmadıkları halde yeniden diriliş emrine boyun eğerek ve dağlardan ve çöllerden mahşere doğru yönelirler. Sur üfürüldüğünde surun üfürüğünün ürküntüsünden doğruldu baygınlığın şiddeti onları da mahşere sürükleyerek, yani vahşi hayvanları daha önce insanlardan kaçtıkları ve canlılardan ürktüklerini unutmuşlar. Ve nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ve izel vuhuşu huşiret. Vahşi hayvanlar dirilip bir araya getirildiği zaman. Tekvir suresi 5. ayet. Sonra manzaranın dehşeti karşısında ürpererek durumun farkına varacak olan inatçı kafir ile şeytanlar Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetini doğru çıkarmak üzere belirirler. Rabbin hakkı için biz onları şeytanları ile birlikte toplayacak ve cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş halde bekleteceğiz. Meryem suresi 68. ayet. O zaman gerek kendi hallerini ve gerekse kalbinin oradaki halini düşün. Daha sonra bütün diriltilen canlıların çırılçıplak, yalın ayak ve başı kabak olarak mahşer yerine nasıl sevk edildikleri, bir bak da mahşer yerinin dümdüz, bembeyaz ve engebesiz ve apaçık bir yerdir. Üzerinde ne arkasına saklanacak bir tümsek ve ne de içine girip saklanacak bir çukur var. Birinci sefer sura üflendikten sonra ikinci sura üflemek ile bütün canlı türlerin aralarında bütün farklılıklara rağmen bir araya getirin
ve mahşer yerine sevk eden Allah-u Teala noksan sıfatlardan ne kadar uzaktır. Bu manzara karşısında bütün kalplerin ürkerek çarpması ve bütün gözlerin korkudan fal taşı gibi açılması şu ayette, aynen ayetteki gibidir. Ve böyle olması da gayet tabidir. Evet, üflemek konusunda başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.